Vakıf üniversitelerinin ücretleri cep yakıyor. Yeni eğitim döneminde özel üniversitelerin ücretleri 2018'e göre %20 arttı. Öyle ki 4 yıllık bir hukuk eğitimi için ödenecek ortalama tutar 220 bin liraya yükseldi. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor olmak istiyorum. Hedef ne peki? ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği. Olmazsa diş. O da olmazsa Milli Savunma Üniversitesi istiyorum. Hayallerin sınırı yok ama bedeli var. Özellikle de üniversite hayallerinin bedeli son derece ağır. Özel üniversiteler şu anda çok pahalı. Yeni eğitim öğretim döneminde binlerce kişi üniversite tercihini özel üniversitelerden yana kullanacak. Tabii bütçeleri el verdiği sürece. Vakıf üniversitelerinin yıllık öğrenim ücretleri bütçeleri zorluyor. Üstelik 2019'da yıllık ücretler geçen yıl oranla yaklaşık %20 oranında arttı. Hal böyle olunca özel üniversite düşünen veliler ve öğrenciler kara kara düşünmeye başladı. Vakıf üniversitelerinde bir yıllık tıp eğitimi için ortalama 80 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Bu rakam hukuk fakültesi için 55 bin lira, mühendislik ve mimarlık programlarında ise 50 bin lirayı buluyor. Psikoloji eğitimi almak için ödenmesi gereken tutarsa ortalama 45 bin lira. Bayağı fazla, yani bizim için çok fazla. İlk 20'ne giren herkes tıp okuyabilir, yani parası varsa. Benim 80 bin liram yok şu an. Yanlış duymadınız. Avukat olmak istiyorsanız özel üniversitelerde alacağınız 4 yıllık eğitim için en az 220 bin lira ödemeniz gerekiyor. Doktor veya diş hekimi olmak için alacağınız 6 yıllık eğitime karşı cebinizde olması gereken tutar ise yaklaşık 500 bin lira. Benim 80 bin liram var ama asgari ücretle geçinen arkadaş nasıl gönderecek? Biz asgari, yani işçi bir aileden geliyoruz. Benim babam işçi, biz işçiyiz, eşim işçi. Biz işçiyiz yani. Özel üniversiteye kesinlikle paramız yetmez. Özel üniversiteler deyim yerindeyse cep yakıyor. Vatandaş da çareyi bankalarda arıyor. Siz sormadan biz söyleyelim. Bir yıllık hukuk eğitimi için ihtiyacınız olan 50 bin lirayı 24 ay vadeyle kredi çekip 66 bin lira olarak geri ödeyebilirsiniz. Ayrıca bir yıllık tıp eğitimi için 24 ay vadeyle 80 bin lira kredi çekip 135 bin lira olarak geri ödemek mümkün. Tabii ki de böyle bir masraf çok yüksek. Yani şu anda normal bir ev satın alabilirsiniz bu fiyata. Binlerce memur adayının 14 Temmuz'da girdiği KPSS oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. Adaylar 10 gün boyunca sorulara ve cevaplara erişebilecek. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, kamu personeli seçme sınavının genel yetenek ve genel kültürle eğitim bilimleri oturumlarının soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. 14 Temmuz'da gerçekleştirilen oturumlara giren adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarını kontrol ederek sonuçlarını tahmin edebilecek. Sınava giren adaylar 10 gün boyunca ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi olan ais.osym.go.tr adresi üzerinden soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişebilecek.